ulaşımla ilgili sorun tespiti gerçekleştiriyorlar ve ulaşım ana planını geliştiriyorlar, uyguluyorlar, yürütüyorlar. Ulaşım Planlama Müdürü. Bir dokunmuşluğunuz vardır bize. Faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi misiniz? Biliyor musunuz neler yapıyoruz? 7. maddesinde de gene bize atfedilen bazı görevlilerini UKOME'ye sunuyoruz. UKOME kararıyla. UKOME ulaşım ve trafikle ilgili kararların alınması 15'e çıktı. UKOME'de kararlar oy çokluğu da yine alındı. Çok farklı bir yapı var. 322 aracımız vardı şu anda. Oranla kalmış durumda. Tabii deniz yollarının kullanımının arttırılması, ray sistemlerin yaygınlaştırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaya devam ediyoruz. Karayolundaki trafik yükünü rahatlatmak istiyoruz. Çok büyük bir trafik yükü var. Siz de zaten her gün çekiyorsunuz. Geldiğimizde İstanbul'daki raylı sistem ağının toplam uzunluğunun 637,90 km olmasını hedefliyoruz. Sadece yolcu güvenliği, şoför güvenliğini de önemsediğimiz için bu yeni araçlarımızda güvenlik bölmesini zorunlu tutuyoruz. Ayırıcı bölme yer alacak şoför ve yolcu arasında bu şekilde. Şoför arkasındaki koltuklar katman özellikle imal edilecek. Bu araçlarımızda biliyorsunuz engelli erişim olduğu için tekerlekli sandalyenin girebileceği bir boşluk bu araçlarda gerekiyor. Bu şekilde sağlanacak. Bağımsız klimalar yer alacak yolcu. Burada yolcu konforunu önemsiyoruz. Taksilerde çalışan 50 bine yakın şoförümüz var. Ancak yeni alınan UKOME kararı gereği eğitimi tamamlamayan şoförler yeni taksilerimize çalışamayacak. O nedenle taksi şoförlerimizin katılımı çok önemli burada. 1803 toplam minibüsümüzün dönüşeceğini göz önüne alırsak yaklaşık olarak 4000'e yakın şoförümüzün ilk etapta bu eğitimden geçmiş olması gerekecek. 30 Kasım 2022 yılında yapılan UKOME kararları çerçevesinde İstanbul genelinde 1803 adet minibüsün taksiye dönüşüm imkanı sağlandı. Şoförlerin 10 gün süreyle eğitim almaları koşuluyla bu araçlarda şoförlük yapmalarıyla taşlandı. Şoförlerin alacakları eğitimin içerisinde harita navigasyon bilgisi, ulaşım mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği, yabancı dil temel seviyede İngilizce eğitimi gibi İstanbul genelinde bir şoförün ihtiyacı duyduğu temel bazlı eğitimler yer alacak. Yaklaşık 25 yılı aşkın bir süredir toplu ulaşımla meşgulüz. Bu yepyeni bir çalışma. Burada da eğitimin gerekli olduğuna inandığımız için buradayız. 10 gün süreli eğitimimizi alacağız. Sonrasında bakalım nasıl bir çalışma hayatı bizi bekliyor göreceğiz. İlerisi için iyi olacaktır. Aldığımız eğitimden dolayı. Buradan iki şey öğrensek yeterli yani. Bu şekilde olursa yani istenilen, aranılan, borsa değeri olan bir sektör olacak inşallah. Bilenle bilmeyen biri olmaz. Arkadaşların hepimizin verimli şekilde eğitilmesi, donatılması önemli yani. Sonuçta insana hizmet yapıyoruz. İnsan kaynaklı, insan odaklı hizmet yapıyoruz. Onun için mecbur yani. Yeni bir model, yeni bir yüz. Sabırsızlıkla çalışmayı bekliyoruz. Biz de yeni bir çalışma sistemiyle inşallah yeni bir ticari taksi şoförü olacağız. Sıfırdan bu işe başlayacak birçok arkadaş için taksicilikte sorun yaşayan çok şoförler oluyor. Vatandaşa karşı nasıl sorumluluk bilincinde olacağımızı gösteriyor. Şu an çok bilinçli, bilgilendirmeli bir şekilde gidiyor. Bu lüks taksi, iyi şoförlerin seçilmesi. Benim bir sıkıntım, bir sorunum varsa ben o taksiye çıkmamam lazım.